Bu bölümde insansız kara araçları özelinde geçmişte yapılan çalışmaları ve günümüzde yürütülen yerli projeleri inceleyelim istedim. Hazırsanız GZT Envanter başlıyor. İnsansız kara aracı, araç üzerinde insan varlığı olmadan yerle temas halinde çalışan, uzaktan ya da otonom olarak görevlendirilen veya önceden belirlenmiş görevleri icra eden araçlardır. Operasyonel bakımdan uzaktan kullanılan ve otonom olmak üzere iki sınıf insansız kara aracı bulunmaktadır. Otonom bir araç, insan müdahalesi olmadan kendi kendini harekete geçiren ve kendi kendini düzenleyen birçok teknolojinin entegrasyonunu gerektirmektedir. Son 10 yılda bilgi işlem ve algılama teknolojisindeki gelişmeler dolayısıyla otonom araçlar gelişerek artmaya devam etmektedir. İnsansız kara araçlarının ilk askeri uygulamaları 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Kullanımları giderek yaygınlaşmış olan insansız kara araçları daha karmaşık savaş alanlarında tehlikeli görevleri yerine getirebilmesi amacıyla yardımcı rollerde bulunmaktadır. Bu kapsamda ekipman ve bazı silahları taşıyabilme, istihbarat bilgisi toplayabilme, tehditleri tespit edebilme ve benzeri ihtiyaçlara yanıt verebilmektedir. 1928'de Ernold Wickersheim, hedefe patlayıcı göndermeyi amaçlayan insansız kara aracının patentini almıştır. Bu araç bir prototip olarak kalmış olsa da mayın önlemlerine, mevzi savaşlarına ve siperden sipere savaş taktikleri için alternatif bir çözüm arayışıdır. 1930'larda Sovyet Rusya, başka bir tanktan radyo ile uzaktan kontrol edilen silahlı bir tank olan teletankı geliştirmiştir. Bu sistemler Finlandiya'ya karşı kış savaşında ve Almanların 1941'de Sovyet Rusya'yı işgal etmesinden sonra Doğu cephesinin savaşlarının başlangıcında kullanılmıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında İngilizler, Matilda 2 piyade tankının radyo kontrol versiyonunu geliştirmiştir. Kara Prens olarak da bilinen bu tank, gizli tank savar silahlarını ateşlemek veya yıkım görevlerini icra etmek için tasarlanmıştır. 1942'de Almanlar, yıkım operasyonları için Goliath adı verilen paletli insansız kara aracını kullanmışlardır. Goliath, bir kontrol kablosundan yönlendirilen 100 kilogram patlayıcı yük taşıyan küçük paletli bir araçtır. Fransa'nın 1941'de yenilgiye uğramasından sonra bulunan minyatür bir Fransız paletli araçtan ilham alınarak tasarlanmıştır. Batı literatüründe M.Ö. 300 yıllarında Yunan matematikçi Arkityas tarafından buharla çalışan bir güvercin yapılmış olduğu söylense de robotikle ilgili bilinen en eski kayıt Cezeri'ye aittir. Yani dünyanın bilim tarihi açısından bugünkü sibernetik ve robot biliminde çalışmalar yapan ilk bilim insanı Cezeri'nin yaptığı otomatik makineler günümüz mekanik ve sibernetik bilimlerinin temel taşlarını oluşturmakta. Son yıllarda gelişim gösteren insansız sistemler teknolojisiyle birlikte önümüzdeki süreçte getireceği faydalar ve kolaylıklarla insansız kara araçlarının muharebe alanında kullanımının daha da artacağı değerlendirilmekte. İnsansız kara aracı teknolojilerinin ve uygulamalarının öneminin farkında olan Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde 3 ana kategoride insansız kara araçları projeleri yürütülmekte. Ağırlıkları 1 ve 6 kilogram arasında olan, keşif gözetleme yapmaya olanak veren, farklı faydalı yüklerle çeşitli görevleri yerine getirebilen araçlar hafif sınıf kategorisinde yer almaktadır. Orta sınıf 1. seviye insansız kara araçları ve orta sınıf 2. seviye insansız kara araçları olmak üzere 500 kilogram ve 2,5 tona kadar ağırlıklarla iki farklı konsepte ayrılmıştır. Çeşitli silahlar ve görev konseptlerine uygun, farklı faydalı yüklerle kullanılabilen orta seviye insansız kara araçlarının özellikle güvenlik unsurlarımızın görev yaptığı değişik arazi ve görüş koşullarında harekat ortamında kuvvet çarpanı olarak fark yaratacağı değerlendirilmektedir. Ülkemizde her kategoride birden fazla ürün özelinde ARGE faaliyeti yürütülmekte, bu sebeple her grup içinde özellikleriyle öne çıkan ürünlere şimdi hep beraber bakalım. Milli Savunma Bakanlığı Akrup insansız kara araçları ile personel zayiatlarının azaltılmasını, tehlikeli ya da kirletilmiş bölgelerde keşif ve gözetleme yapılmasını, düşman ateşi altındaki riskli görevlerin daha kolay icra edilmesini hedeflemektedir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerine sevk edilen Akrup insansız kara araçları, keşif ve gözetleme yapabilme, yüksek hareket kabiliyetinde yüksek engel aşabilme,
merdiven tırmanabilme, sudan geçebilme, uzaktan kumanda ile kontrol edilebilme özelliklerine ve yeteneklerine sahiptir. AKROG personelin girmesinin risk oluşturabileceği veya giremediği alanlara girebilecek bir yapıda tasarlanmıştır. AKROG mini insansız kara araçları özellikle mağara, tünel, meskul mahal operasyonlarında görülmeyen, karanlıkta kalan noktalara elle atılarak riskli ortama güvenlik personelinin girmeden keşif gözetleme yapmasına imkan verebilmesi gibi özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. Havelsan'ın geliştirdiği Barkan, orta sınıf insansız kara aracının bu yıl birliklere teslim edilmesi bekleniyor. Robotik ve otonom teknolojiler alanında 2019 yılından bu yana araştırma geliştirme çalışmaları yürüten Havelsan, kara araçları kullanım senaryosu üzerinden geliştirilen sürüş kiti ile başlayan süreçte askeri ve sivil amaçlı kara, hava, deniz ve uzay araçlarında otonomi hedefliyor. 500 kilogram civarında ağırlığa sahip ve üzerinde uzaktan komutalı SARP silah sistemi entegre edilen Barkan, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet unsurlarına sahadaki desteğin artırılması amacıyla geliştirildi. Barkan'ın üzerinde bulunan haberleşme cihazlarıyla uzaktan kontrol, çepeçevre görüş yeteneğiyle de operatöre geniş bir görüş imkanı sunuyor. Barkan'ın keşif gözetleme, istihbarat toplama ve izleme, atış destek gibi konularda birçok özelliği mevcut. Dikkat çekici özelliklere sahip olan Barkan kıtalara gönderildi bile. Kullanıcıların bir takım geri bildirimleri alındı. Ürün iyileştirmeleri alanında çalışmalar devam etmekte olup 2023 yılı içinde silahlı kuvvetlerimize teslim edilmesi planlanıyor. Araç 4-5 kilometre uzaktan kumanda ile kontrol edilebiliyor. Bunun haricinde telefon çeken herhangi bir yerden de kontrolü mevcut. Kablolu olarak da kullanılabilmekte. Hafif silahlar taşıyan piyadeye destek verebilecek ve özellikle meskul mahalde hedefi baskılayacak bir araç üzerinde çalışıldığı görülmekte. Ancak firmanın genel olarak çizdiği çerçevede insansız kara araçlarının otonom sensör aracı olarak çalışabilmesinden drone destekli durumsal farkındalık kabiliyetine sahip radar aracına ve piyadeyi takip eden, onun eşyalarını taşıyabilen insansız kara aracı konseptine kadar çok farklı görev profillerinin çalışıldığı görülmekte. Kullanıcı güvenliğinin ön planda tutulduğu gölge süvari araç ailesi, yapay zeka destekli otonomi kiti, karar destek sistemleri, sensör setleri, konumsal ve durumsal farkındalık sistemleriyle muharebe sahasında askerin bilişsel yükünü hafifletecek ve tehlikeli görevlerde kullanıcıya kuvvet çarpanı olacak bir sistem çözümüdür. Gölge süvarinin ateş destek görevleri için tasarlanan silahlı varyantında karar verme sürecinde insan her zaman döngüde yer almakta, ateş kararı sistem tarafından verilmemektedir. Uzaktan komuta edilebilir ve otonom hareket kabiliyetine sahip gölge süvari, göreve uygun faydalı yüklerin entegrasyonuna imkan veren tasarım ile ateş desteği başta olmak üzere keşif ve gözetleme, lojistik destek, taktik aldatma, istihkam, haberleşme rölesi, askeri tahliye gibi her türlü görevi karşılayabilecek bir otonom insansız kara aracı ailesidir. M113 platform üzerine inşa edilen gölge süvari araç ailesiyle güvenilir bir platforma, uzaktan komuta ve otonom yetenekleri kazandırılmıştır. 450 km menzili olan gölge süvari araç ailesi dizel bir motorla donatılmıştır. Düz ve asfalt yolda 50 km/s hıza ulaşabilen gölge süvari, %60 dik ve %30 yan eğimli yollarda hareket edebilmekte, 60 cm yüksekliğinde dik engel ve 160 cm uzunluğunda hendek geçebilmektedir. Gölge süvarinin 4500 kg faydalı yük taşıma kapasitesi bulunmaktadır. Otokar birçok farklı görevde kullanılabilecek Alpar insansız kara aracını tanıttı. İki kişilik bir mürettebatın yöneteceği Alpar aynı anda çeşitli otonomi kabiliyetlerini barındıracak. Bunlardan bazıları adaptif sürüş destek sistemi aracılığıyla lidar, kamera, radar, ultrasonik gibi sensörlerden gelen verilerle kullanıcının iş yükünün ve hata payının azaltılması ve belirlenen bir rotada otonom operasyon olarak yer almakta. 12 ton baz ağırlık ve 3 ton kapasiteye sahip Alpar, ağır sınıf insansız kara aracı olarak sınıflandırılabilir. Ağırlığına rağmen Alpar, 70 km/s azami hızla zırhlı muharebe aracı ve hafif tanklarla ortak hareket edebiliyor. Hibrit tahrikle 500 km ve elektrikli tahrikle 50 km menzile sahip olan Alpar'da, hibrit tahrik sisteminin askeri platformlar için menzil ve hareket kabiliyeti konusundaki avantajları belirgin bir şekilde gözlemlenebilir. Alpar, insanlı araçlarla müşterek veya piyadeye ana destek platformu olarak görev yapabilecek. Bu kapsamda Alpar ve benzeri ağır insansız kara araçlarının
kuvvette yayılmasını desteklemek adına adanmış insansız kara aracı komuta kontrol araçları üzerinde çalışılması önem taşımaktadır. 5 kilometre sabit konum veya komuta kontrol araçlarından kontrol menziline ek olarak gelecekte uydu kontrolüyle kullanım kabiliyetinin kazandırılması planlanıyor. Alpar için geleceğe dönük planlanan bir diğer özellik ise gelecekteki müşterek harekat ortamı için insansız insanlı kara, hava ve deniz platformları ile iletişim kurarak sürüler oluşturmak olarak yer alıyor. Alpar'ın insansız olmasının en büyük avantajı şüphesiz riskli bölgelere, örneğin tank savar mevzilerinin bol olduğu Orta Doğu coğrafyası ile omuzdan atılan roket, mayın ve el yapımı patlayıcı tehdidinin yüksek olduğu meskun mahal bölgelerinde öncü veya destek olarak gönderilmesi olacaktır. Bir diğer avantajı ise yakıt ve bakımdan öte ihtiyacı bulunmamasının getirdiği lojistikteki rahatlıktır. Bu sayede daha az sayıda personel ve daha düşük lojistik gider ile sahada aynı etki sağlanabilir. 12-15 ton arası ağırlığı ile Alpar, paletli ve tekerlekli zırhlı muharebe araçlarına göre daha fazla sayıda ve daha çeşitli yollarla konuşlandırılabilir. Bu güç aktarımı konusundaki avantajlara ek olarak sürpriz faktörü açısından da bazı fırsatları barındırmaktadır. XXI. Yüzyılda harp sahasına yönelik önemli gelişmelerden biri ağ ve entegrasyon olarak ön plana çıkmaktadır. Bu doğrultuda ağ merkezli harp, insansız sistemler ve komuta kontrol bileşenlerine yönelik yatırımlar son derece büyük önem taşımaktadır. Özellikle ülkemizin bulunduğu coğrafyada gelişmekte olan olayları ve çeşitli terör örgütlerinin gayri nizami harp tekniklerini kullandığını göz önüne aldığımızda bizlerin önümüzdeki yıllarda bu araçları çok daha önemli ve kritik görevlerde kullanacağımız sonucu ortaya çıkmaktadır. Gelişen teknolojimiz ile birlikte ağ merkezli harp konsepti içinde bu araçlardan alınacak verim daha da artacaktır. Bu bölümde insansız kara araçları özelinde geçmişte yapılan çalışmaları ve günümüzde yürütülen yerli projeleri inceleyelim istedim. Hazırsanız GZT Envanter başlıyor.